Pentagon çünkü Membiç'ten çıkma gibi bir mesaj değil, hatta küstahça diye değerlendirilen, gelirseniz savaşırız sizinle manasına gelen açıklamalarla dikkat çekmişti Membiç konusunda. Ne oldu da değişti? Tabii burada Rusya üzerindeki o diplomat krizinin, yani Doğu Batı, yeni soğuk savaş diye ifade edilen Doğu Batı ayrışmasının, bloklaşmasının da etkisi var mı? Bir şeyler değişiyor bölgemizde, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sencer İmer bize anlatacak sevgili izleyiciler. Evet, günaydın efendim. Sencer İmer, beni duyabiliyor musunuz acaba hocam? Duyuyorum Semra Hanım, iyi yayınlar evet, diliyorum. Çok günaydın. Teşekkür ediyoruz. Bir anda bir şeyler hızlandı gibi ve değişti gibi. Öncelikle Trump'ın bu açıklamasını ne anlamda yorumlamak lazım? Ve Macron'un bu çıkışını, Membiç'e asker yolluyoruz çıkışını nasıl yorumlamak lazım? Buradan başlayalım söyleme. Evet. Efendim şimdi Türkiye'nin özellikle son yapmış olduğu Afrin Harekatı'nda bir başarı elde ettiği ortada. Bu durum karşısında Amerika Birleşik Devletleri orada kaçınılmaz olarak Türkiye'nin bundan sonraki hedefleri olan Membiç ve ondan sonra işte Fırat'ın doğusu ta şeye kadar, Irak'a kadar sürecek olan bir terörden arındırma faaliyeti içerisinde. Dolayısıyla Amerika burada terörle işbirliği yapan bir ülke durumunda ve bu tabii uzun zaman bir demokratik ülkenin kaldırabileceği bir durum değil. Geri adım atması lazım. Bu geri adım atmanın en akıllıca yolu çekilmek demektir. Yani aksi takdirde orada nasıl kalacak? Biz burada kalmak istiyoruz diyor ama bu şekilde kalamaz. Dolayısıyla geri çekilecek. Ondan sonra da tekrar bir daha eğer çıkarları onu gerektiriyorsa bu şekilde oraya tekrar dönüş yapabilir. Bunu özel kuvvetler kullanarak, özellikle sivil bir takım hani savunma şirketleri var ya, onları kullanmak suretiyle yapabilir. Bu arada Fransa da bu iş için sanki seçilmiş bir aday gibi görünüyor. Ama Fransa'nın eti budu belli. Fransa'nın neyi yapıp neyi yapamayacağı da belli. Yani kendisi sıkıntı içinde olan bir ülke. Avrupa Birliği içerisinde ama yani bugün dünya gücü falan değil Fransa. Dolayısıyla Fransa'nın böyle şeylere soyunması mümkün değil. Kaldıramaz yani. Dolayısıyla bu bir taktiktir. Eğer öyle isterseniz. Oradaki PYD, PKK'yı işte biz yalnız bırakmıyoruz, onun arkasındayız demek için yapılan da bir operasyondur. Burada Türkiye'nin kararlı durması ve hedefine doğru yürümesi lazım. Yani Türkiye'nin Membiç'e gidişine engel olmak için mi hocam? Yani Afrin'den sonra Türkiye'nin Membiç üzerinde bir harekata girişmemesi için mi böyle bir tavır içine girdi? Yapamazlar, onu da yapamazlar. Orada Fransız askerlerinin olması bizim Membiç'e harekat yapmamızı engelleyemez ki. Yani bununla hiç alakası yok. O zaman onlarla karşı karşıya geliriz. Yani o Fransa bunu kaldıracak bir ülke değil. Onun için bunların hepsi spekülatif bir takım laflar ve bu laflarla bir yere de varamazlar. Ama Amerika kesin olarak bir politika değişikliğine gitmek zorunda. Çünkü imajı gittikçe bozuluyor. Türkiye'nin sağladığı bu alandaki ilerlemeler karşısında bir şey yapması lazım. Şimdi PYD'yi bırakıp kaçtı durumuna da düşmek istemediği için Fransa burada böyle bir onun yerine işte en azından biz de arkasındayız yani merak etmeyin der gibi bir tutum içerisinde. Zaten biliyorsunuz Salih Müslüm de Fransa'da dolaştı epey bir zaman. Yani bunların hepsini böyle görmek lazım. Evet. Dolayısıyla buradan fazla bir şey çıkmaz. Amerika burada acaba bunu ne zaman çekilir o da ayrı bir soru. Çünkü Bay Trump her gün sabahları aklına estiğinde bir tweet gönderiyor. Bu tweet'e bir bakıyorsunuz, ertesi gün tam tersi işler olmuş veya öbür gün. Onun için bu tweet'i değerlendirirken de dikkatli olmak lazım. Yani Amerika nereye kadar acaba bu tweet'in arkasında duracak? Onu da göreceğiz. İlginç. Peki burada önemli bir denklemde belki değerlendirilmesi gereken önemli bir unsur da yeni soğuk savaş diye ifade edilen Rusya'ya karşı o diplomat kriziyle başlayan süreç herhalde. Hani Doğu ve Batı evet. Saflaşıyor, iki bloklu dünyaya dönülüyor diye değerlendirildi bütün bu rüzgarın arkasından bu hızlandı. Ve gelecek hafta da 3 lider yine bir araya gelecek. Rusya, İran ve Türkiye. Tüm bu arada böyle bir gelişme oldu. Birbiriyle bağlantısını kurabiliyor musunuz siz de? Gayet tabii, gayet tabii. Nasıl şimdi yorumlayalım burada, hocam? Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandan beri uyguladığı dış politika ve ekonomik politikaları sebebiyle yalnızlaştı. Hem Pasifik'te yalnızlaştı, hem Avrupa'da yalnızlaştı, hem de Orta Doğu'da yalnızlaştı. Yanında bir İsrail kaldı, bir de Suudi Arabistan.
O da işte nereye kadar gidecek, ne yapacak, o da belli değil. Avrupa'daki bu yalnızlaşma, çünkü Avrupa'da Almanya özellikle başat güç olarak Rusya'ya yakınlaştı, Çin'e yakınlaştı. İngiltere aynı şekilde. Onun için Londra'da yapılan operasyon bir noktada, eğer öyle isterseniz, Avrupa'yı tekrar Amerika'ya doğru biraz daha yakınlaştırmak için yapılmış bir harekat gibi görünüyor. Evet, ilginç gerçekten. Ama siz bu bir şey değiştirmez diyorsunuz, altını çiziyorsunuz. Son olarak hiçbir herhalde şey onu vurgulayalım. Hiçbir şey değiştirmez. Türkiye'nin kendi çıkarlarını savunacak şekilde duruşuna devam etmesi gerekir. Çok teşekkür ediyoruz. Benim bu yapılacak zirvede bunun işaretidir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sencer İmer, sağ olun.